Evet, bugün sizi bana çok yakın bir noktada kurulan bir panayıra götürmek istiyorum. Mannheim'da yılda bir kere, arkadaşımın bana anlattığına göre, yılda bir kere kurulan bir panayır bu. İçinde farklı farklı etkinlikler var ve temelde sanırım çocukları ve gençleri hedefleyen bir kitle arayışı olan bir organizasyon. Ana caddeden giriş yaptığınızda böyle sizi takı ve işte bir takım çanta, kolye vesaire satışı yapan dükkanlar karşılıyor. Ondan sonra da yavaş yavaş içeri doğru ilerliyorsunuz. Ben tek bir videoda açıkçası tamamını gezdirmeye çalışacağım. Çünkü video editlendiğinde en azından böyle organizasyonlarda çok bölük pörçük olduğunu düşünüyorum görüntülerin. Yoksa milyon tane alternatif de size çok daha keyifli bir şeyler ama gerçek olmayan bir şeyler ortaya koyabilirim. Bunu istemiyorum. Çok doğal olsun istiyorum her şey ve gerçek yaşandığı gibi. Trenden Neue Messe galiba. İsmi hala Almanca kelimelerde çok zorlanıyorum. İniyorsunuz, sonra direkt karşınıza zaten burası çıkıyor. Çok keyifli aslında. Yani insanlar çocuklarını getiriyor. Kendileri de bir şeyler yiyip içebiliyorlar. Düşünüyorum, benim çocukluğumda daha fazla biz böyle etkinlik gerçekleştirirdik. Bir sürü büyük parklar yapıldı ama hiçbiri böyle değil. Yani bakıyorum çok da pahalı ekipmanlardan oluşan şeyler değil ama fiyatları uygun olduğu için halk için ulaşılmaz değil hiçbiri. Alım gücü tabii ki yine söz konusu. Buyurun, işte benim çocukluğumda vardı yani. Hatta bunun çok iyi hatırlıyorum. Bir amca vardı. Arabası vardı. Çekerek getirirdi, sokaklarda gezinirdi bu araç. Ve siz istediğinizde binebilirdiniz. Çok da inanılmaz bir ücreti yoktu. Yani 2022'de şu bize değişik geliyor olmamalı ya da ne bileyim. Çok da yorum yapmayayım artık. İnsanların stresten uzak olması güzel bence. Yoksa evet, aman aman bir Amerika'daki eğlenceler gibi de inanılmaz donanımlı malzemeler vesaire de yok. Yani çok daha sıradan, çok daha basit. Ama dediğim gibi hoş vakit geçirmek için bir etkinlik mi etkinlik ve her hafta sonu şehrin başka bir kenarında başka bir etkinliğe denk geliyorsunuz. Hiçbir şey olmasa sokak konserleri var ve keyifli. Neymiş mesela? Çok basit işte. Fotoğrafınızı yastığa, tişörte, ona buna basıyor. Bu direkt çocuklar için bir tren yapmışlar. Küçükken en sevdiğim şey trenimdi. En sevdiğim oyuncağım, evet, tren. Çocukların dünyasında nasıl bir manası var acaba bilmiyorum ama en sevdiğimde. Şimdi mısırdan yapılmış bir mısır satıcısı. Veya şekerlemeci. Çok hoş. Balonlarımız tabii ki olacak. Balonsuz panayır mı olur? Olmaz. Şu panayırı toplamda 4 günde kurdular, onu söyleyebilirim. Tam 4 günde, gözümün önünde kuruldu. Bana çok yakın olduğu için devamlı alışverişe giderken önünden geçtim. 4 günde kurdular bunu.
Çocuklar ne kadar güzel eğleniyor. Ortadaki korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Aklımı yitiririm. Buna hayatta yapamam. Aman Allah'ım. Akıl tutulması yaşadığım bir an. Mesela şöyle şeyler mesela benim için daha uygun. Bakar mısın? İnanılmaz, inanılmaz. Bulunduğum bölgede çok fazla Türk yaşıyor. Bunu da söylemem gerekir. Dolayısıyla birinin burada Almancasını geliştirmesi çok zor. Ama buradaki herkesle beraber hani çok rahat ederim. Türkçe'de her derdimi anlatırım. Her soruna bir çare bulurum diyorsanız kesinlikle doğru adres burası. Aman Allah'ım, bu hala dönüyor. Aynı adamlar cihazın içerisinde dönüyorlar. Wow. Wow. Kesin ölürüm ben bunun içinde yani. Ben düşündüm şimdi. Wow. Wow. Evet. Hediyelik kazanma şansınız var. Evet, o korkunç cihazınız da bu. Ekli. Ve kuyruk falan var yani. İşte bu benim ayarımda olan bir şey mesela. Ben bu. Bu benim. Sen git orada Amerikalarda roller coaster'ların en iyilerine bin. Sonra gel şurada Almanya'da hızla. Ona binemem, buna binemem. Ayıp, ayıp. Ya, klar mal, ich glaube, wir haben die Sache.
İşte korku tüneli. İşte olmak istediğim yer. En sevdiğim. Dünyanın her yerinde tek geçerim. Korku tünelleri. Muhteşem bir şekerci. Allah'ım. Her şey var. Perfect. Mannheim'da Kaufland'in hemen karşısında aynı zamanda.